Peki. envoyer des clubs, mais aujourd'hui, quand on regarde, c'est vraiment au plus haut. Et comment est-ce que tu peux expliquer cette situation-là? Pour moi, c'est grâce au travail. Au travail, pendant que j'étais hors du groupe, j'ai pas lâché, j'ai continué à travailler. Et après, avec les bons résultats de l'équipe, ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai fait de mon mieux pour aider l'équipe à mon tour. Bunun tek bir nedeni var. Yapmış olduğum çalışmalar. Tabii ki grup haricinde, takım haricindeki olduğum süreç boyunca da çalışmalarımı bırakmadım. Devam ettim sürekli olarak. Ve takımın da iyi sonuçlar alması benim de daha çok parlamama sebep oldu. Bu şekilde açıklayabilirim. Kaya Bey. Kendisine transfer teklifi geldiği söyleniyor, yazılıyor son dönemlerde. Bu yönde herhangi bir net bir teklif geldi mi? Kendisine bildi. Ayrıca bir de takım içerisinde Berkan ve Gomis'le çok ötesinde bir dostluğu var. Şimdi de bize açabilir miyiz? Donc, à ce qu'il paraît, tu as reçu un offre d'un autre club là, maintenant. Et aussi, on dit qu'avec Bafé et Berkan, tu as une relation vraiment spéciale. Oui, avec Bafé et Berkan, c'est mes amis dans l'équipe et en dehors. Et après, tout ce qui est club, contrat, etc., ben, moi, je laisse mes agents faire. Moi, je me concentre juste sur mon football et essayer d'être champion avec Galatasaray. Berkan ve Bafé ile takım içi ve dışında da çok çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili de bunu ben menajerime bırakıyorum bu konuyu. Ben şu anda sadece futboluma odaklanıyorum. Emre Bey. Donc pour la Coupe du Monde qui continue, on avait dit qu'il y avait le Cameroun qui avait une offre pour toi, mais que toi tu es en attente d'une offre de la France. Et donc pendant ce temps-là, la Coupe du Monde continue. Qu'est-ce que tu veux dire? J'espère que le Cameroun ils vont aller le plus loin possible, comme la France. Après, comme on sait, la Coupe du Monde c'est une grande compétition. Après, je pense que j'ai encore le temps, je suis jeune. Et d'abord, je dois me concentrer sur le club et grâce à ça, je vais pouvoir aller dans la sélection nécessaire. Umarım Kamerun ileri gidebilir Fransa'nın gittiği gibi. Tabii çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir turnuva. Şu anda ben tabii ki kendi takıma konsantre oluyorum ve umarım gelecekte de ben de katılırım. Süleyman Bey. Ben şunu sormak istiyorum. Merhaba izleyiciler. Galatasaray'da uzun bir süre hala kontratı olmasına rağmen oynadığı futbol, bize kaydettiği aşamadan sonra kendisine ilgi çok fazla olmaya başladı. Yabancı takımlar tarafından diyorum. Aynı zamanda da Galatasaray yönetiminin kendisiyle ilgili sözleşmesini iyileştirmekle ilgili görüşmeler ve konuşmalar var. Bu konuda atılmış somut adımlar var mı? Son durum nedir? Donc, Galatasaray'da uzun süreli mi kalmayı düşünüyor? Bir de bunu da eklerim. Est-ce que tu penses rester à Galatasaray longtemps? Parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui font des propositions à toi. Et donc, Galatasaray voudrait améliorer ton contrat ici et que pour que tu puisses continuer. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça? Dans le foot, on ne sait pas comment ça va se passer. Début de saison, je ne devais même pas être dans l'équipe. Là, je suis dans l'équipe et je suis performant. Après, il faut voir. Moi, mon souhait, c'est de rester ici, d'essayer d'être champion. Et après, on verra par la suite ce que dit le destin. Futbolda tabii ki ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli ve burada şampiyon olarak bitirmek önemli bu sene. Gürkan Bey. Son hafta Başakşehir karşısında sansasyonel bir galibiyet aldılar. 7-0. Spor takıma nasıl bir hava kattı ve Donc on a terminé le match de Başakşehir avec 7-0, c'était sensationnel. Après la Coupe du Monde, comment est-ce que l'équipe va continuer à ton avis? Là on travaille bien pour revenir à la même forme que Başakşehir, c'est notre objectif. Je pense que c'est notre meilleur match et qu'on est capable de faire tous les week-ends des matchs comme ça. C'était quand même la deuxième défense du championnat, on a réussi à mettre 7 buts et c'est de bon augure pour la suite. Bana göre açıkçası Başakşehir maçı oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi ve zaten attığımız 7 gol de bunun bir kanıtıydı. Şu anda da iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz. Tibet Bey. Evet,
Dünya Kupası kışın oynandı, ligin arasında oynandı ve uzun bir süre ara verildi lige. Çok da iyi gittikleri bir süreç vardı. Çıkış yakalamıştı Galatasaray. Şu anda bu olumsuz yansıdı mı takıma ya da kendisi nasıl hissediyor? Kendisini aynı kişi hissediyor mu? Donc Galatasaray elle est très bien jusqu'à la trêve internationale et donc maintenant est-ce qu'on va pouvoir continuer de la même façon quand on va revenir ou bien non il y aurait pas de raison que notre manière de jouer ou notre motivation change justement c'est une trêve qui nous a permis de récupérer et de pouvoir attaquer encore mieux hayır oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak bu verdiğimiz arada kendimizi geliştirmek için daha iyi bir süreç getireceğiz bize Yakup Bey Ligin ilk 14 haftasına baktığımız zaman istatistiklerde ligin en iyi sağ beki rakamlar bunu ortaya koyuyor. Rakip cezası aslında en fazla top kazanan savunma oyuncusu. Kendisi ligin en iyi sağ beki olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili ne söylemek ister ki de şunu merak ediyorum. Sezon başında kadro dışı durumu olduğunda Fenerbahçe söylentileri çıkmıştı. Bununla alakalı bir teklif geldi mi ya da kendisinin böyle bir düşüncesi oldu mu? Donc quand on regarde les 14 semaines qu'on a passées là maintenant, on peut dire que tu es le meilleur latéral droit. Quand on regarde les statistiques, toi, est-ce que de ton côté, tu te sens comme meilleur latéral droit? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'en début de saison, Fenerbahçe avait fait une offre pour toi? Déjà, premièrement, j'ai jamais reçu d'offre de Fenerbahçe. J'ai jamais eu de contact avec Fenerbahçe, en aucun cas. Et de deux, en ce qui concerne les statistiques, je ne regarde pas trop les statistiques. Je préfère me concentrer sur les performances de l'équipe. Après, moi, tout ça, ça vient après. Du moment qu'on gagne, moi, je suis content. Birinci olarak söylemem gereken şey şu, Fenerbahçe'de hiçbir şekilde ne iletişimim oldu, ne de onlardan bana bir teklif geldi. İkinci olarak da kendi istatistiklerime bakmak yerine takımın elde ettiği başarıya bakıyorum. Yani bu benim için çok daha önemli. Başka soru olan var mı? Teşekkür ederim. Soru yoksa ya, teşekkür ediyorum. Merci. Sacha Boye'nin açıklamalarını da izledik tabii ki. Sacha Boye de önemli başlıklara imza attı. Galatasaray geçmişken biraz Sacha Boye'yi de konuşalım o zaman Murat Özbostan. Aslında transfer haberinde kalmıştık. Bir sol bek transferi planlarken Galatasaray tabii ki çıkışa geçen sağ beki Sacha Boye de bugün açıklamalarda bulundu. Boye tabii moralli, motivasyonu yerinde. Sezon başına kadroda düşünülmeyen bir oyuncu için yaptığı gelişim gerçekten çok takdire şayan bir evet. noktada. Takımın şeyi oldu ya, Sacha, önemli Sacha oyuncularından Boye. Bir tanesi oldu yani. Evet. Dediğin gibi bir gönderilmesi, nasıl göndeririz? Bir gitti geldi yani. Hani. Yani nasıl göndeririz derken, oyuncuyu geldi. Nasıl göndeririz derken takımın önemli bir oyuncusu haline geldi.